bir şeyle gurur duyuyorum. Suya buza yazı yazmıyoruz dedim. Genel yayın yönetmenim Ercan Sekin'in yazı işleri müdürüyken 12 yıl önce TGRT'de çalışmadan önce bu göreve gelmeden önce gazetede yaptığı yazı işlerindeki haber. İncirli daha doğrusu Bakırköy, Sefaköy, Tüyap metro hattı. Kadir Topbaş döneminden rahmetli işte Ekrem İmamoğlu dönemine bir yılan hikayesi. Ama İstanbul trafiğinin can damarı olan yolda bu yol. Çok uzatmayayım. Sorarım size. Uranüs, Neptün, Plüton, Beylikdüzü. Çıkın Bakırköy'den, Bahçeli Evler'den yola. Vurun E5'e. Kaç saatte gidersiniz? Sabah ya da akşam. iş dağılım ya da işe gitme saatinde. Metrobüs bir saat. Araba ya da servis kullanıyorsanız 2 saat. Bu kadar basit. Buranın çözülmesi lazım. Buraya raylı sistem şart. Ekrem İmamoğlu konuştu. Kızılca kıyamet koptu. Ben de dün 7 dakika yayın yaptım. 7 dakikalık yayın bitmeyen bir metro tartışmasında fitilini ateşledi. Teşekkür ederim. Gücümüz etkimizde. Gerçek anlamda. Bugün her yerden ses geldi. Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Tegeret haber olarak bir çağrı, bir çağrı, bir yanda CHP'nin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Bey. Diğer yanda AK Parti'nin eski belediye genel sekreter yardımcısı Adil Kara İsmailoğlu şu anda Ulaştırma Bakanı. Anlatacağım ama ikinizi de değerli büyüklerim diyeyim buraya beklerim. Burada şu metro işini nalına mıhına konuşmayı sizi davet ediyorum. İstediğiniz zaman ekranımız açıktır. Şimdi Fitili İmamoğlu ateşledi dedim bu dediğim güzergahta nereden baksanız 3 milyon insan yaşıyor. İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü hattı. Ne dedi Ekrem İmamoğlu? Bakanlıkta Ulaştırma Bakanlığında rafta tutulmasının anlamsızlığını çözemiyorum. Ben her şeyini hallettim. Kabaca finansmanını, projesini, çizimini, şuyunu, buyunu ama onay çıkmıyor. İş buraya, anlayış buraya geldi. Ben de dedim ki bu mesele ideolojilerden, particilikten azadedir. Hizmet istiyoruz biz İstanbul'lu olarak. Sizin parti çekişmeniz bizi ilgilendirmez. Yapın şu metroyu, hangi imza atılıyorsa atılsın. Bir daha hatırlayalım Ekrem Bey'i. Topu topu 20 saniye sonra söz ulaştırma Bakanlığı'nda olacak açıklama gönderdiler. Tekrar tüm detaylarıyla anlatacağım. Ekrem Bey'e bir kulak verelim dünkü konuşma. 20 yıldır konuşulan ben 2001-2002'den beri beylik hattının konuşulduğunu 2003'te ihaleye çıkıyoruz diye bu belgede seçim faaliyetlerinin yapıldığına şahit birisiyim. Bu hattın hala bakanlıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgenmesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne engel konulmasının anlamsızlığını zihnimde çözemiyorum. Evet kolay kolay elime böyle maydanoz demeti gibi evrakla çıkmam. Hep ezberimdedir. Prompter dokumam. Kendim şakır şakır doğaçlama anlatırım. Meselelere odaklıyımdır. Çünkü dersime çalışırım. Ama çift açıklama geldi. TGT Haberi Özel Ulaştırma Bakanlığı açıklaması ve projedeki eksikler listesi resmi yazı. Bakanlıktan hepsini söyleyeceğim. Ama bir şeyi de hakkı teslim edelim bakanlığa. Neden? 16 Haziran'da topu topu 4-5 gün önce İstanbul'da hem Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri oturmuşlar masaya. Harika. Sorunların çözüm yöntemi diyalogtur. Bu kadar basit. Konuşarak anlaşacağız. Biz insanız. İletişim şart. İşte konuşmuşlar ve eksiklikler belirlenmişti. 16 Haziran'da İstanbul'daki toplantıda Ulaştırma Bakanlığı İBB her şeyi ortaya koymuş. 14 maddelik eksikler listeniz var. Belediye olarak sizin. Bakanlık söylüyor bu projede. Tamam mı? İşte 14. O kadar teknik ifadeler ki, o kadar mühendislik ifadeleri ki tek tek size okuyamam. Ama şunu söyleyebilirim. Eksikliklerin tamamı bitirilmiş. Büyükşehir Belediyesi'ni de tebrik edelim. 14 kalem eksiklik elektroniğinden mekanizasyonuna, toprağından her anlamda elektrik tesisatına eksiklikler tamamlanmış. Bakanlık diyor ki herhangi bir sorun yok. Geriye sadece bir madde kaldı. Pafta düzenlemesi ve projenin bu tüm eksiklikleri giderilmiş raylı sistem projesinin her şeyi bir CD'ye kaydedilsin, bakanlığa teslim edilsin, hızla onay sürecine sokacağız. Söylenen bu. Peki. Biz ne biliyorduk? İşte Topkapı'yı geçtik. Hemen başlayacak İncirli'den küçük çekmece, Beylik düzüne kadar avcıları geçecek. Sonra TÜYAP, sonra Silivri, Isparta Kule ayağı da oluşturulacak. Harika. Ama öğreniyoruz ki küçük çekmece Beylik düzü hattı. ilk yapılacak kısım. Tamamen yer altından da gitmiyor. Bazen yer altı, bazen raylı sistem yer üstünden gidecek. Tam metroda o yüzden diyemiyoruz. Şimdi belediyede muhalif kanatla da konuştum. Dün Ekrem Bey'in perspektifiyle size konuşmasıyla anlattım. Bugün de Ulaştırma Bakanlığı'ndan sonra AK Partililer belediyede ne düşünüyorlar? İmamoğlu finansmanını bulması için. Şimdi bunun devasa bir finansmana ihtiyacı var. Yüzlerce milyon euroluk, dolarlık kaynak. Nereden bulacak Ekrem Bey? Söyleyeyim. Yurt dışından kredi alacak. Diyorlar ki İmamoğlu finansmanı bulması için öncelikle projenin onaylanması, prosedür böyle. Sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırımlar Dairesi'nden onaylanması. Sonra Hazine'den, Hazine Bakanlığı'ndan onaylanması. Türkiye garantör olacak dış borca onay gerekiyor. Öyle dış kredi bulunabilir. Bu şart. Belediye meclisine de gelmesi lazım her şeyin. Henüz belediye meclisine gelmedi. AK Parti grubunun söylediği de bu. O zaman bitirelim. Çok uzun konuştum biliyorum fakat çok hayati bir mesele. CHP İmamoğlu, AK Parti Adil Kara İsmailoğlu seslendiriyorum. Burası söz veriyorum demokrasi gerçek anlamda meydanı. İşte yaptığımız bültenler ortada. Değerli yöneticilerim geliniz açık davettir. Bu metro hattının öncesi sonrası, projesi finansmanı, izini izinsizliği, ayak mı direniyor, ne oluyor? Hepsini burada konuşalım. TGT Ana Haber size kamerasında, kapısını da, stüdyosunda ardına kadar açıyor. Vatandaş olarak şunu söylememe izin verin. Ben bilmem CHP, ben bilmem AK Parti, ben oraya iki saatte Beylikdüzü'ne gitmemek için raylı sistem metro istiyorum kendi içinizde diyalogla sorunlarınızı çözün. Para bulunsun ve bu sistem bu hizmet buraya gelsin. Kimse seçimi kaybettiği zaman rayları söküp tren vagonlarını alıp evine götürmeyecek. Bu memlekete değer üretilmiş olacak. Bu memlekete değer üretilmesine izin verin. İmamoğlu yapsın, Kara İsmailoğlu yapsın. Bilemem. Bildiğim bir şey daha var. İşleri yokuşa sürmeyin. Sandık maksimum bir yıl içinde tekrar ediyorum önümüze gelecek. Bakın bu halk bunları hatırlar. Bu halk bunları unutmaz. Ekranımız açık. Gelin imam oldu, gelin Kara İsmail oldu. İkiniz de Trabzonlusunuz. Burada Karadeniz derbisi olsun. Konuşalım. Çağrım bakidir. Peki ya.